Of of. Merhabalar sevgili FM gönül dostları. Bugün çok geç kaldım. Kusura bakmayın. Nedense uyanamadım. Çok geç uyandım. Uyanır uyanmaz bir takım işler vardı. Onları hallettim falan. Şu an 4:30 geçti saat ama hemen koşa koşa şu bölümü çekiyorum. Bugün yetiştiriyorum. Becerebilirsem arkasından bir tane daha bölüm çekiyorum hatta. Ki onu da hani yarın sabah hazır edeyim. Şey yapmayayım. Zaten diğer oyunları hiç çekemez oldum. Bari bunları geciktirmeyeyim. Min derdindeyim. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Havalar iyice ısındı. Şey oldu. Böyle yaz havasına benzer bir hava oldu. Takımda da işler günlük gülistanlık. Carlitos derken Carlitos zaten oynamıyordu. Sorun yok. Transfer sezonu. Transferli çok bir şeyim yok herhalde ya. Takımda gerçekten işler çok iyi gidiyor bu arada. Yani ne oldu ne değişti böyle oldu hiçbir fikrim yok. İki tane gelen şeyi saymazsak kiralık oyuncuyu. Varsayılan klavye kısıtlamışlarına F9'a basarak transfer ekranına erişebilirmişiz. Yeni kiralık oyuncular dedin de onlar da etkili yani. Sol aşağı gelen çocuk gerçekten çok iyi. Mateus'tu galiba. Ben artık şey düşünmeye başladım yani önümüzdeki sezon bu takımda kalabilirsem daha fazla hani kiralık oyuncu toplayıp onlarla bir yere gelme. Çünkü bu anlaşmalı olduğum kulüpler mevzusunda şey çok güzel. Heriflere para vermiyorum kiralık oyuncu için. Para vermiyorum derken herifi getirtmek için de para vermiyorum. Maaşını da vermiyorum. Hiçbir şey vermiyorum. O adamları hızlı yakalayıp şey yapabilirsem çok güzel olur gerçekten ya. Onlarla bir yere gelebilirim. Onun dışında birkaç tane oyuncuyu sözleşme yenilemekte fayda vardı. Onlara para yettiremiyorum. Yorumlarda da vardı amacım ben sözleşme yenileyelim diyen. Yok ona para yetmiyor. Geçen bölüm önceki bölümüne bakmış olmam gerek ona. Ve geldik gene Villarreal deplasmanına. Transfer döneminde benim yapacak bir şeyim var mı? Bir yandan onu düşünüyorum ama zaten para yok. Herhalde yoktur. Sezon sonuna doğru yeni şey bütçesi açılırsa belki anca o zaman şeyleri yakalarım birkaç tane sözleşmesi biten yetenekli adamı. Aha. Amcım anlamıyorum ben bak kolay sınav diyorsun. Favoriymişim. Herifler ama ikinci sırada ligde ya. Ya Ivan Reis var. Ağzıma sıçıyordu bu Ivan Reis hatırlıyorum ben. Enteresan da bir oyuncu. Abi ben bunlara şey oynayayım ya gene. Defansifli taktikle çıkayım ya hiç. Tamam. Yok gözüm kesmiyor abi. Ne yapacakları belli olmayan herifler. İkinci sıradalar abi herifler. Nasıl kolay sınav. Anlamadım ben bu oyunu. İşte bu bazı şeylerini çok anlayamıyorum gerçekten ya. Ay, ay, vay be. Şaka maka kaçıncı sezon bu? Kartal. Kartal'la Temsa aynı sezon muydu? Unuttum bak iyice. Kafa karıştı. Bundan sonra da bir tane hakikaten Almanya'dan bir tane takım istiyorum. Olursa Nürnberg. Çünkü Nürnberg isteyen arkadaşlar vardı yorumlarda. Altı. Şu sezonu sayma zaten böyle bir şey yok. Şeyin sonuna gelmiştim. Ah ve Dorchester ah. Neyse. Şimdi. Ya favorisin diyor. O zaman ben buna forvet şey çıkayım. Hücumlu çıkayım ya. Evet. Hiç değiştirmeden çıkayım. Önce standart yapar öyle başlarım. Yemezse sonra ona göre bakarım tekrar. Şimdi hücumlu çıkacaksam şu çaylığa gerek var mı? Var diyelim. Çünkü şu Pedro Lisboa'yı koymak istemiyorum. Sarvento kahrolmuş üzüntüden. Takım geneli morali ya. Ya böyle çıkacağım aynen. Kazanan şeyi çok değiştirmiyorum. Pardon.
Ha, bu sefer sesi kıstım. O bir saat içince onu hatırladım ve ilk iş gittim sesi kıstım. İstediği kadar düdük çalsın hakem. Sabah akşam düdük çalsın. İşi gücü bırakıp sadece düdük çalsın. Hiç umurumda olmaz. Oha, liderliğe oturabilirmişiz lan. Aa, harbiden ha. Pedrosus biraz kaybederse ben lider olurum bu maçı kazanırsam. Abi çok acayip oynak kontrollü çıktık ama hadi bakalım. Acayip oynak birlikteyim ya. Gerçekten ne yapacağımdan emin değilim. Şimdi şu kontrollü standarda çevirebilirim maçın durumuna göre. Yavaş ver CB. Abi şu ligde de stadı en kötü olan takım bizler. Şunların stadı bile bizden iyi. Çok güzel lan. Aç ortana bakayım. Abi nereden çıkardı ya? Ver geri, ver içeri. Oha, salak herif ya. Topu durdurdu orada, kendi gitti. İyi oynuyoruz ama ya. Evet, çok güzel pas. Çevirsene içeri hemen. Ah, nasıl oldu be? Abi baba başladık gene. Kaleyi manyak gibi dövüyoruz kaleyi ya. Vur. Offside'da değiliz. Aa, bala bak. Aa, hayatımda böyle şans görmedim. İşte bu kadar be. Aslanım kladyom atıyoruz. Yalnız sığır gibi pas verdi. Abi onu tekrar görmek istiyorum ya. Aa, eski takımıymış bu da, Villarreal. Eski eski takım. Ben seni başka birinden kiraladım ama. Bak şu pası şu vermişti şu. Acı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi gitti, top köşe direğine çarptı ve kaldı orada. Oyundan çıkmadı. Çıksa şu gol atamıyormuşum. Hakikaten şans yanımda bu maçta ya. İlk defa. Çok güzel. Yapma lan. Oo. Castro'ya bak sen ya. Bu Castro gerçekten çok iyi şut atıyor herif. Ligin ilk şeyinde de vardı böyle. 2-3 tane manyak manyak uzaktan şutla gol attı. Bu da biraz şans topu gibi yani. İki kişiden sekip orada kalmış ama inanılmaz güzel vurdu Castro'cuk ya. Vallahi takım coştu, şahlandı ya. İşe bak sen. Ama bir de heriflerin adamı sakatlandı. Yazık. Sakatlıklar böyle. Spordaki sakatlıklar gerçekten insanın üzücü şeyler. Başka hiçbir meslekte bir sakatlık çünkü kariyeriniz bu kadar bir anda bitirmiyor. Bir de şöyle bir şey var şimdi. Üst düzey futbolcu olmak için genelde 7-8 yaşından itibaren hayatınızın büyük bir kısmının futbol olması gerek. İşte oynuyorsunuz. İlk fırsat yakalayacağınız belki 19-20 yaşına falan geliyorsunuz. Çok güzel lan. Aferin. 19-20 yaşına geliyorsunuz. Yapacağınız hiçbir şey olmayan pozisyonda bir şekilde ya ayağınız çamura saplanıyor, ya bir karambolde kalıyorsunuz, ya bir şey oluyor falan, sakatlanıyorsunuz. Oradaki 12-13 senelik bütün emeği çöpe atmış oluyorsunuz resmen. Oo, çok iyi çıkardı kaleci. O yüzden çok acayip üzücü bir durumdur yani sakatlıklar. Ha bir de şu açıdan da üzücü. Yıldız olmuş oyuncuyu da şey yapabilir mesela. O Braga gitti. Toparlar mı ya? Toparlar be oğlum. Ha, mesela Rıdvan Dilmen falan gibi adamları da bitirebilir. Yani bitirebilir dediğim şöyle, Rıdvan Dilmen zaten Türkiye'nin en önemli futbolcularından bir tanesi ama o onlarca sakatlığı yaşaması, acaba Rıdvan Dilmen bugün nasıl konuştuğumuz bir adam olacaktı yani. Belki o zaman Arda Turan falan gibi bahsedecek, yurt dışına çıkmış başarılı olmuş bir adam gibi. Yani yıldız oyuncuları da Apiyah mesela, Apiyah çok üzüldüğüm bir şeydir, adamdır. Fenerbahçe'ye geldi etti falan. Sonra bir sakatlık, sonra o hastalığa dönüştü. Çok uzun süre forma giyemedi falan. Bildiğin burada adamın futbol hayatı bitti yani, o saçma rahatsızlıkları yüzünden. Ve şeydi de yani, nasıl diyeyim, en
Can Siperhane oynayan adamlardan bir tanesiydi Fenerbahçe'deyken. Düzgün de bir adamdı bence. Gördüğüm kadarıyla çok güzel pas. Braga aç ortaya. Öyle şey yapmasaydın keşke Castro'ya. En azından Gonçalo'ya doğru atsaydın. Matheus geçersin lan ikisini yürü. Ya bu bir. Olmadı tamam. Ver. Oo çok güzel pas ya. Abi inanılır gibi değilsiniz ya. Abi inanılır gibi değil ya. 6 pasın içinden bir iki kere nasıl kaçırırsınız onu? Gonçalo'da mı bir sıkıntı var? Anlamadım abi. Kalecinin suratına abanıyor herif kaçtır. Hakikaten mi Gonçalo'nun 5. falan şut oldu böyle çok yakından kaçırdı. Ya şimdi saçma salak bir gol yiyeceğiz ondan da tırsıyorum bir yandan. 2-0 çok net skor değildir yani futbolda. Baksana herifler burada yılan gibi dolaşıp duruyor. Bir tanesi bir orta açacak abuk sabuk bir yerden. İşte böyle amına koyayım ya. Abi İvan Reis'i vurdurtacağım yemin ediyorum mafyaya. Bu neymiş abi herif. Abi duruyor duruyor geliyor bize gol atıyor ya yeter. Vay gene saldırıyor manyaklar. Standart mı yapsam lan bunu? Deplasmandayım neticede standart yapayım bari. Hayvan yavaş. Bizde kalsaydı o top be. Ha. Gonçalo yani hakikaten Gonçalo'nun yerine ben Kevin'i oynatabilirim ya bundan sonra. Yapma be. Abi biraz da şans lazım hakikaten. Ha çok güzel. Aferin lan Graç'a. Şimdi standardı aldık bakalım ondan nasıl olacak takımın işleri. Oo güzel vurdu ya Bas. Gerçekten çok güzel vurdu. Abi 2-0 bak fark atacağım nasıl döndü 2-1'e şimdi başladık gerilmeye. Bir saniye şimdi Braga'nın yerine Manchenko'yu alabilirim herhalde. Belinha'nın yerine de Pinto'yu alabilirim sanırım. Tamam, orta sahayı şey tutalım abi, dinç tutalım. Orta sahada bastırabilelim en azından heriflere. Hani pazarda gezer gibi gezmesinler. Top kontrolü bizde ya güzel. Çok güzel. Ver açığa. Ya Gonçalo hakikaten seni ben şey yapmak üzereyim ya. Yedeğe almak üzereyim şu an. İnsaf abi kaç tane kaçırdın forvetsin ya. Bir de kalecinin suratının önünden kaçırıyorsun yani. Ama ölümü zaten biliyoruz o atamayacak. Ama hakikaten abi bu kadar çok pozisyona girip şu maçı bir gol daha yersek bir şekilde kahrolurum. Abi deli olacağım bizim takım niye böyle şut çekemiyor ya? Ah, azıcık iyi de gidiyor. Bir değişiklik çaksam mı acaba zaman geçirmek için? Aman aman diyeyim abi. Tutun o topu. Aman abi aman. Çok güzel. Aferin sana. Ha çok güzel Pinto ya. Of, yani şu hakikaten çok önemli bir hareketti. Bu da çok güzel bir pas oldu. Çok sıkıştırma orada. Ha.
Abi şu topu sıkıştırmayın ama ya. Ruh hastası gibi bastırıyor herifler zaten belli işte. Taca da çıkmasaydı o top daha iyiydi. Bizde kalsaydı yine de. Hiçbir şey yok orada. Kendine yere attı dürüzü. Dürüzüyü bak o kadar sinirlendim ki 10 yıldır ilk defa dürüzü dedim herhalde. Bir de şu pasları düzgün atsak. Aman aman tut 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 ha. Bekle sakin. Ha işte bu kadar ya. Oh be. Abi yalnız hakikaten böyle olmaz. Milyon tane şut attım, iki tane gol oldu sadece. Aferin çocuklar. İyi, güzel oynadınız. Tamam, deplasmanda da böyle ofansif oynayabiliyormuşum demek ki ama Pedras Pupras da kazanmış. Hayvanlar 24 oldu. Abi şuraya baksana. Şut 18, kaleyi bulan 8. 8'in de yani yarısından fazlası 6 pasın içinden neredeyse ya. Zaten 2 şutu var topu. Castro. Castro'dan daha çok hak eden adam olabilir ya, Mateus falan. Çok güzel ya, tamam. Şimdi sonraki maç kimle? Castro etkileyici bilmem ne. Fixture'dan bakalım. Oo, Pedras Supras. Bu maç şey. Bu maçı alırsam puanım bununla eşit diyorum. Ama gene Gondomar favori diyor abi 1.67 ile. Ben ne ara bu kadar şey oldum? Ligin önemli takımı oldum ya. Şu anki form grafiğine bakarak herhalde favori diyor bana ama. İlla oyunda canım benim. An telefonlarım ötüyor. Şuradan gözücüyle bakayım. Mühim bir şey mi? Değil. Benim bir şey olsa da kaydı yarıda bırakıp gidecek halim yoktu zaten. Ama insan merak ediyor. Tamam. Pedro Subras. Ben bunlara içeride mi? İçeride. Ben bunları karşıda aynen bu taktikte oynayacağım. Sadece Castro. Ha bu Castro. Abi sen haklısın. Abi gene şu salak şey, yaşımın alakası var diyor. Ya bu herif aslında bak, şu forvet yokluğunda oynatabilirim ya. Şu maç denesem mi bilmiyorum. Çünkü gerçekten özellikleri çok iyi herifin. Bir bakayım şimdi de karar verebilirsek. Bruno Castro. Abi bitiricilik 14. Şöyle yapayım hatta bak. Tamam ilk kontrol 12, kafa 14, pası salla. Takım oyunu çok iyi, zıplaması çok iyi. Boyu 2 metre amına koyayım hayvanın. Kararlılık önemli diyor, iyi. Cesaretin niye yok ya bunun? Çalışkanlık iyi. Agresifliğe de çok önemli değil mi acaba? Güç fena değil. Abi bu maç deneyeceğim ya. Bir şey kaybetmem herhalde çok. Yani bu herifi zaten Kevin ve Carlitos'un beceremediği maçlarda denemem gerekiyordu bence de ama hiç öyle bir fırsat olmadı. Abi reddet, nefret ediyorum şu transfer şeyinden. Zaten salak salak sorular soruyorlar. Transfer zımbırtısına gelip bir gün içinde 500 tane salak soru soruyorlar. Çekilecek çile değil o gerçekten. Of of. Bu arada o adette nereden çıkardı FM bilmiyorum. Hiç ben öyle bir şey görmedim. Transfer günü teknik direktör alıp oturtup bir yere de yüzünde 100 tane soru sormak falan gibi. Normal herhangi bir gün gibi olur yani. Ya da o gün bir antrenman şey antrenman diyorum. Transfer olursa yakaladığın yerde belki onunla ilgili bir iki soru sorarsın da. Sabah başlayıp akşama kadar soru sormak nerenin adeti? Çok saçma bir garip sakil bir şey.
Bir dakika ya, şu antrenör kursuna nasıl gideceğim ben ya? Şimdiden tırnağımdan arttırıp biriktirebilsem keşke oyunda. Evet, aslında şey olması gerek ya. Mesela oyuna başladım. Bir takımdan kovuldum. Sonra dedim ki ya ben antrenörlük kursuna gideyim, gideyim kendimi geliştireyim. Ondan sonra şey yapayım diyebilmek isterdim mesela. Yani takımla çalışmadan hiç gidemiyorsun zaten anladığım kadarıyla antrenörlük kursuna. Transfer sezonu kapandı. Bu beni ilgilendirmiyor. Sporting coştu. Önemli tarflar. Fena değil ya. Hadi şey, maç araları yani. Çok arka arkaya maç yok. Bruno Pereira. Aa, sen geliştir kendini. Aferin yani. Bunu geçtik. Ben böyle mi yaptım antrenmanı abi? Hücum organizasyonu dedim. Burada değişen bir şey yok. Tamam. Petras Suplus'u yener miyiz acaba ya? Bu iki parçalı lig usulü de bir garip geldi bana. Çok alışmış değilim. Ama keyifli gibi de. Gladio Matheus'a şeyinden memnunmuş. Kadro uyumu da güzel. Mahalle durumu, benim yapacak bir şeyim yok abi, onu bana söylemeyin. Yani stat gelir, abi o konserve gibi stattan stat gelir elde edemezsiniz zaten. Halı saha diye bile kiralayamazsın neredeyse yani. Forma satılmaz, bilet satılmaz. Transferden para gelecek bir adam yok. Transfer etsek, yani işte satsak. Bu takım hakkında hiçbir para kazanamayacak demek ki uzun bir süre. Miguel Silva, sana söz mü vermiş size? Fena değil bu adam da ya. Şunlar biraz daha güzel olsa. Ha, satacakmışım o söz. Ha, tamam. Tamam, bunları da satacakmışım. Okey, satarım, hiç sorun değil. Abi, sezon sonunda bir şey yapayım. Ben bu takımda kalayım, aynınızı satacağım. Öyle bir satacağım ki aklınız dönecek. O kadar hızlı uçacaksınız ki takımdan. Başınız dönecek adeta ya, o kadar. Devam. Şu Pedra Supras maçını bir görmek istiyorum artık. Ha, burada geçen şeyi düşündüm şimdi. 68. bölüm çekiyorum herhalde şu an. Yanlış bilmiyorsam. Şeyde ne yapayım arkadaşlar? 100. bölüm için var mı böyle çok özel kafanızda şöyle bir şey yap falan diyeceğiniz? 100. bölüm çünkü normal böyle çekeceğim geçeceğim, yoksa ben de bir şey bulamadım. Varsa 100. bölüm için bir öneriniz yazabilirsiniz. Yani şey yapmak isterim, değerlendirmek isterim, güzel bir fikir varsa uygulamak isterim. Bir de çünkü bu arada değil ya, 100 bölüm şimdi yani. 100, hepsini 40 dakika çekmiş olsam, durum sana ne kadar ediyor? 44, 100, 4000 dakika ediyor değil mi? 4000 dakikayı 24'e bölmeye çalışsam 25 olsa 100 bölüm şey 100 dakika bir gün eder. 100 dakika bir gün ediyorsa 4000 demiştik. Çok zor lan bu matematik hesabı. Dur, bunu yapacağım, bu matematik hesabını. Ama önce şunu yapacağım abi. Bu çocuğa ben hakikaten ayıp ettim çünkü. Evet, koydum abi. Forvet'e çocuğu direkt kafadan. Gonçalo ailesini oturttum kenara. Yedeğimde Kevin var. 40 bin. Şimdi 100 dakika 40 bin. Bölsek. 40 bin bölü 100. 400 bölü 10 desek. 40. 4 çarpı 40. 160 gün mü ediyor lan 4000 şey? Kesin hesap hatası yapıyorum yerde. Yerde. 160 gün değildir öyle. Aa, ne 160 gün? Çok saçma bir hesap yapıyorum. Şimdi başka
Değiştirecek bir şey. Ulan ne olur yüzümü kara çıkarma be. Ne olur lan. Ya insanlık yaptım biraz seni oynattım. Yoksa takım iyi giderken böyle bir değişikliğe kolay girmezdim. Ne olur yüzümü kara çıkarma gerçekten. Bu kadar abi ben. Tamam. Ha şimdi şeye bakacağım bir saniye. Dur. Bu hesabı yapmak istiyorum ben. Kontrollü şey istedik. Tamam. Nerede hesap makinesi? Az önce kafam çok karıştı. Şimdi düzgün şey yapacağım. Şimdi 100 bölüm diyelim çarpı 40 dakika 4000 dakika. Böyle 60 desek. Çünkü 60 dakika 1 saat eder 66 saat. Ha bu kadarmış. Çok da zor bir hesap değilmiş lan. 66 saatmiş toplam yani. Yani 100. bölüme geldiğimizde yaklaşık toplam 66 saat olmuş. Hatta daha çok çok güzel diyecektim. Tam golü attı zannettim. O nasıl ıskalar ya? Çok ayıp oldu. Ya bu herifler de şimdi bak öyle lay lay loy loy gelmez abi. Herifler ligin birincisi şu an. Yani yapıştırırlar ağzımıza iki tane golü bir daha çıkaramayız. Canistan mı? Çok sakat geliyorsunuz lan oh. Ulan şu stadıma bak ya. Vallahi içim acıyor gördükçe stadı. Yazık günah. Aa belin ya. Yok belliydi zaten. Ama atamayacak adam keşke Firki'yi denemek yerine orada orta açmayı falan. Aa çok güzel lan Mateus. Abi onları senin geçmen lazım. Paslaşacak adam yok. Lan lan lan. Ya şanssızlık. Ama iyi, güzel oynuyoruz biz ya. Gerçi karşı takım da güzel oynuyor. Onlar da hücum yapıyor. Bakınız yapıyorlar hatta şu an. Oo, abi çok sakat geliyor. Çok güzel paslı şerifler ya. Yedik yedik. Abi çok sakat paslı şerifler gerçekten ya. Abi ben niye karşıda yarı sahada bu kadar rahat paslaşamıyorum? Hırtlar lık 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 veriyor bizim defansın arasından pası. Şuraya baksana. Hop verdi burada ve bitti yani. Neyse geç ya. Dikine oynama yönünde cesaretten hadi dedim ben de ya. Asistanım bu tek şeyine uysam mı uymasam mı bazen tereddüt ediyorum da. Ama ileri doğru da oynamamız lazım. Ah sarı kart gördü acı yandık ya. Abicim ne oluyor? Saçmalamayın ya bütün takım sarı kart görüyorsunuz. Hatta bütün defans. Daha maçın ilk 20 dakikasındayız. Abi saçmalama. Altı pasın üstündesin. Nasıl vuruyorsun oradan kalecinin üstüne bomboş ya? Ya gerçekten benim takım şut atma konusunda ciddi bir sıkıntısı var. Amorim ne kadar güzel vurdum kafayı ya. Helal olsun. Ya şu top da biraz bizde kalsa mesela. Fena olmazdı. Jesus diye adam var üstümüze geliyor da ne yapalım. Heh. Of.
Abi yok, herifler oynuyor, biz seyrediyoruz. Buna bir ayar çekmem lazım. O yüzden standart dedim sevgili dostlar. Bakalım bir şeylerin değişmesi gerek. Böyle gitmeyecek yoksa. Aa, yedik mi lan? Yok. Aman 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 ya. Şu korneri de bir savuşturabilirsek. Bu arada bak, stadın bu köşesi var. Şu tarafta mouse'u gösterdiğim köşesi. Şu köşesi yok. Böyle yarım stat, çeyrek stat gibi bir garip, hiç sevmem. Şu köşe yok işte bak. Duvar örmüşler oraya hayvan gibi. Abi şu Castro'ya şey... Aferin lan vallahi ya. Çok güzel vurdum be oğlum. Gerçekten helal olsun. Çok güzel vurdu. Ben bu çocuğu... Şu... Ha bak, stadımın köşesi de var. Bu Baldai'yi kesip diğer o Angelo'yu koyan ellerimi kırayım abi. Çok haksızlık ettim bu çocuğa. Bu çocuk hep çok iyi oynadı. Diğer bebe ağlıyor diye bazen çıkardım, onu koydum. Bu herif kesinlikle hak ediyor lan. Çok güzel kafa vurdu ya. Kesinlikle hak ediyor bu adam oynamayı. Aa, çok sakat lan. Tamam abi, güzel. İşte şu gün Castro da bir şey yapsa ya, forvet Castro. Forvet Castro'nun maç kondisyonu falan da eksik abi, farkındayım ama bu kadar da kaybolmaması gerek sanki ya. Varsa ha, şimdi açın 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 açın. Çok güzel. Amorim hadi çocuğum. Vur lan. Ah be, aferin lan Castro. Çok güzel. Amorim yavaş. Vur. Mateus ya. Abi ne Mateus'musun sen be. Vallahi birinci sıraya yükseldik abi şu an. Lan bu Mateus'u keşke bir şekilde transfer falan edebilsem ya. Çok garip. Herif hiçbir şutu affetmiyor yani. Olması gerektiği bir rank da yapıştırıyor. Bizim takımda başka kimse yapamıyor bunu neredeyse. Vay be, Gondomar seyirciler de gelmiş ha. Yani takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Bu kim abi? Braga değil mi bu? Aferin lan Castro, güzel top tuttun ayağında. Ha, koş Baldaya. Tamam, aç orta, içeri çevir. Eşşo ol eşek ya. At kafası. Abi şu heriflerin, ben hakikaten kaleye vurmasını yasaklamak istiyorum ya. Takımın forvet ve soldaki Mateus dışında kimse şut çekmesin, arasını satayım. Ha bir de orta sahadaki Castro. Bu üçü dışında kimse... Abi kim bu? Graça. Valla sıçıyordun ağzımıza Graça. Şef içine sıçıyordun, başına sıkarsın. Çok güzel, var hemen, çok güzel lan. Abi şu Castro'ya bir orta açsanıza. Castro mu attı onu? Aa, İsa Jesus atmış. Jesus kahrolmuş sonra da. Aa, bırakaydınız şu Castro atsaydı be. Nasıl vurdu oradan, anlamadım ki. Castro yetişemiyormuş. Abi bu ne, önümüze geleni hayvan gibi gol atıyoruz yalnızca. Bir tek Mateus mu değiştirdi her şeyi bu kadar, anlamadım ki. E Castro bu kafa topunu da alsaydın ama be çocuğum. Ah sakin. Biz de tamam. Çok güzel. Şu Castro'ya bir orta açın abi artık, yeter ya. Atamadı. Gerçekten golle burun buruna gelmişti ve atamadı. Devam ya böyle. Keşke böyle demeseydim gerçi. Bunlar rehavete kapılır. Evet, keşke rehavete kapılmayın falan deseydim ya. Yanlış söylemiş olabilirim. Yuh.
Şimdi kanat değiştirmek çok önemlidir futbolda ama şurada da iyi mi oldu, dezavantaj mı oldu emin değilim ya. Gidiyor. Abi şu Castro'nun bir şey yapmasını istiyorum ya. Erin kafa vurma ile ilgili özellikler de hayvanlar gibi yani, siz de gördünüz bir de. Ne sıkıntısı var anlamıyorum. Herifin 2 metre boyu var. Zıplama 14, kafa vurma 14, bilmem ne. Ufaktan değişikliklere başlayalım ya. Acıyı çıkarsak mı başta? Neyse dur bakalım, şimdilik gerek yok. Hala iki farklı öndeyiz ve hala gol atma potansiyeline yakın olan biziz diye düşünüyorum ben. Vers. Yanlış yere attım be. Oğlum çok sakat lan o. Tamam. Herifler de Tsubasa gibi atağa çıktı. Hepsi Abaza gibi koşuyor dümdüz. Ha, Gracia'yı çıkaralım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Benim sarı karttı. Hem o kadar yorgun yok abi hiç. Ben öyle riske girmem. Yalnız hakikaten ligin kralı olduk ya. Nasıl iş arkadaş? Hiç anlamadım yani. Nasıl böyle bir yükselişe imza attık? Bence zaten şu ana kadar birçok şeyi doğru yapıyordum. Ama niye şu şeye kadar bunun semeresini alamadık da bu maçta oldu anlamadım. İnanılır gibi değil abi. Şuraya bak ya. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Şimdi bak. 8 takım. 7. 2 ile çarp 14. 5 maç oynamış. 9 maç kalmış. 9 kere 7, 27. Daha çok var. Garantilemeye ne kadar var diye hesaplayayım dedim de. Garantilemek için 17 artı 27 kaçsa şu an kar puanda olmuş olsam garantilerdim. O da çok zor. Evet, Matheus gerçekten hep yeni. Şimdi bak, bu yeni Castro iyi miydi kötü müydü? 6.9 6.8 falan o ortalamalarda gördüm hep maç boyunca. Ya bence yetenekli bir oyuncu ama abi niye olmuyor anlamıyorum. Herifin özellikleri de hayvan gibi. Kevin'i alabilirim tekrar. Carlitos. Aa, forvette çok şey var, rekabet var. Hangisiyle oynayacağım bilmiyorum. Ah, oyunu kaydediyor. Bir de bunu bekleyeceğiz şimdi. Of. Neyse, bu arada ben de ufaktan kapanış konuşmasına gireyim. Şu günlerde biraz şey, bölümler böyle az geliyor, dağınık geliyor falan. Onun farkındayım. Çok yapacak bir şey yok ne yazık ki. İşte bugün iki tane FM çekip yarın sabahın köründe koymayı planlıyorum yatmadan önce. Ki genelde 5'te 6'da yatıyorum. Onun dışında abi Stardew Valley'i niye sevmediniz lan? Ben çok eğleniyorum oynarken. Hiç kimse izlemiyor. Yani anlamadım. Ben çok eğlenceli oynuyorum. Çok güzel muhabbet de oluyor. Yani izlemediyseniz şu dakikaya kadar ona bir göz atabilirsiniz. O da keyifli giden bir seri bence. Onun dışında söyleyecek çok fazla bir şey yok gibi. Var mıydı lan? Ha, Emik kardeşimiz yeni bir şey seriye başladı. Stanley Parable oynuyor. Vay, ben Stanley Parable'u merak ediyordum. Oynamaya da üşeniyordum. Şimdi izleyeceğim. Sizin aranızdan da merak eden varsa Stanley Parable'u ona bir izleyebilir, göz atabilir. İlk bölümünü bugün yayınlamış olması gerek. İkinci, üçüncü bölüm hepsi de hazır. Böyle bir ufak şey vereyim size. Al, yani bir hafta boyunca aralıksız gelecek en kötü ihtimalle. Bruno Castro. Yani Bruno Castro'yu tartışan ne miydim ama bu herif. Abi niye böyle ama ya? Hakikaten neyse. Böyleyken böyle sevgili dostlar, hayvan gibi gidiyoruz. Son 5 maçta 4 galibiyet, hatta son 4 maçta 4 galibiyet. Ligin tepesine oturduk. Bundan gayri küme düşmem diye umuyorum, büyük konuşmak istemiyorum.
Ben şimdi bunu yüklemeye başlayıp hemen yeni bölüm çekmeye başlayabilirim aslında ya. Yüklerken aynı anda çok bilgisayarı kastırır mı onu bilmiyorum ama. Bakalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle de parmak sallaya sallaya konuşmak nereden çıktı bilmiyorum ama. Yarın yeni bölümde tekrar karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Haydi hoşça kalın.